Arkadaşlar merhabalar. Paralel kenar ve eşkenar dörtgenin 3 numaralı ve 4 numaralı testlerini çözeceğiz bu videomuzda. Hemen 3 numarayla bismillah diyorum dostlarım. Odaklanmasını da şöyle bir ayarlayalım. Ve başlayalım ilk sorumuza. Eşkenar dörtgen demiş dostlar. AB'nin EC'ye eşit olduğunu söylemiş. Bu eşkenar dörtgen sorularında, daha doğrusu eşkenar dörtgenin açı sorularında kenarların üstüne aynı simgeyi koymayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bakın bu kenara tık tık simgesini koymuş. Ben de hemen bu kenara ve bu kenara tık tık simgesini koydum. Dolayısıyla ne yapmış oldum arkadaşlarım? Tık tık simgesini koyarak bakın yeni ikiz kenar üçgenler çıkartmış oldum piyasaya. Şimdi şu açıyı 70 vermiş bize. Biz bir nereyi soruyor bir de onu da bilelim. DEB. Şuradaki açıyı da bize soruyormuş dostlar. Şimdi şu ikiz kenarı ve bu ikiz kenarı kullanacağım. Hatta şuralara A, şuraya da B diyelim. Bizden bu adam A artı B'yi istiyormuş diyelim. Şimdi dostum diyeceksin ki hemen paralel kenar özelliğini konuşalım. Paralel kenarda kural neydi? Karşılıklı olan, yani şu A ile C açısının ölçüsü birbirine eşitti. O halde hemen C'ye de 70 derece olduğunu söyleyelim. Ve bakın şurada bir dörtgen çıktı karşımıza. Bu dörtgenin iç açıları toplamının 360 derece olduğunu biliyorum. Toplayıp sonucu bulacağım dostlarım. Şimdi 2A var, 2B var. Demek ki 2A ile 2B var. Bir de 70 derece var. Toplamları 360. O halde 2A ile 2B'ye 290 kalacak ki 70'i de eklediğimde 360 olsun. Hemen 2'ye bölüyorum bunları. 145 mi çıktı dostlarım? A ile B'nin toplamı 145 derecedir dedik. Geldik ikinci soruya. Evet, EK 4, KF 3 oranında verilmiş. Demek ki buraya ben 4K yazarsam buraya da 3K yazabilirmişim dostlarım. Başka eşkenar dörtgenmiş yine bu ve bakın bir kenar uzunluğu x artı 2'ymiş. O halde bütün kenarları hepsi x artı 2'dir. Şuraya ne yazmak zorundayım ben? Toplam x artı 2 olsun diye hepsinin toplamı x eksi 1 yazmalıyım. Ve yine biliyorum ki eşkenar dörtgeni paralel kenardan ayıran en önemli özellik şu AC köşegeninin, yani köşegenlerin açıortay olmasıdır. Hemen buranın da açıortay olduğunu gösterdim. Ve bakın sorunun cevabı da çıktı bile dostlarım. Açıortay teoremi yapacağım şurada. Ayakların oranı 4 bölü 3 eşittir diyeceğim kolların oranına. Yani üstteki kol x, alttaki kol x eksi 1 diyeceğiz dostlarım. İşte buradan da sorunun cevabı gelecek. Hemen 3x eşittir 4x eksi 4. Buradan x eşittir 4 geldi. Bana da zaten x'i soruyormuş dedim. Geldik 3 numaraya. Yine eşkenar dörtgen dostlar. Tamam, yine eşkenar dörtgen konuşacağız. Bakalım FK'yı 3'e 5 vermiş. Şimdi eşkenar dörtgende paralel kenardan ayıran bir diğer özellik de eşkenar dörtgenin köşegenleri dik kesişiyordu. Burası toplam 8 birim. O halde burası da 8 birim olacak diyelim. Başka ADB açısı, ADB, EBC açısının, EBC de şurasıymış dostlarım, A diyelim buna. Bunun iki katıymış, o halde buraya da 2A yazalım. Şimdi eşkenar dörtgende DB köşegeni açıortaydı, o halde burası da 2A. Paralel kenar özelliğinden burası toplamda 4A ise buranın da toplamı 4A olacak. Ve yine DB köşegeni 2A'ya A olacak, şurası da dostlarım. 2A'ya 2A olacak şekilde açıortay olacak. Ve bakın burada da karşıma A'ya A şeklinde bir açıortay çıktı. Hemen açıortay teoremini yapalım. Ayaklar 3'e 5, kollar da 3K'ya 5K olacak diyelim. Ve bakın benim çok sevdiğim, aşık olduğum bir üçgen çıktı karşıma ki 3, 4, 5 üçgeninin 2 katı geldi dostlarım. 3K, 4K, 5K. Demek ki 4K 8, K 2, 5K'yı da 10 bulduk. Yani bir kenar uzunluğunu 10 birim bulduk eşkenar dörtgenin.
Köşegenlerini de bulduk hatta. Şurası da 6, burası da 6 birim çıktı. 6, 8, 10'dan. Şimdi eşkenar dörtgenin alanını soruyor bize dostlar. Tüm dörtgenlerin alan formülü neydi kardeşlerim? Köşegenleri çarp, 2'ye böl, bir de aradaki açının sinüsüyle çarp. Şimdi köşegenlerini çarpalım bu keratanın. 12 bu köşegeni, 16 bu köşegeni. O halde 12 çarpı 16 bölü 2 çarpı bir de aralarındaki açının sinüsü. Yani sinüs 90, o da 1 olduğundan hemen şuraya 1'i de yazdım. İşte hemen çözelim bu işlemi. Şöyle sadeleştirelim, 8 olsun. 8 çarpı 12'den de 96 geldi. Üçüncü sorumun cevabı Denizli'den çıktı dostlar. Evet, test 3'ün 4. sorusundayız. Yine bir eşkenar dörtgen ve bakın bir kenar uzunluğunu 10 birim vermiş. Hemen bütün kenarlara 10 olduğunu söyledim. Hatta şurada karşıma 6, 8, 10 çıktı. Eşkenar dörtgenin alanını istiyor. Bunu da paralel kenarmış gibi bulalım dostlarım. Birkaç farklı yolla buluruz tabii ki. Alan dağılımı yaparak da buluruz alanı ama biz direkt paralel kenarın alan formülü neydi? Taban çarpı yükseklik. Tabanımız 10, yüksekliğimiz 8. O halde 10 çarpı 8'den 80 olduğunu buldum hemen alanı. 5 numaradayız dostlar. Tıpkı bu sorunun aynısını da karede de göreceğiz dostlarım. Dikdörtgende de göreceğiz. Bakın şöyle dışarıya doğru köşegenle uzatılmış noktaya bir çizgi, bir üçgen oluşturulmuş. Bunu gördüğünüzde hiç soruyu okumadan hemen diğer köşegeni çizip bunların dik kesiştiğini, 16 idi ya bu köşegen, 8 8 diye ikiye bölündüğünü gösteriyorum arkadaşım. Ve bakın ne çıkıyor karşıma. Şurada güzel bir dik üçgen çıktı. 12 16 20 dik üçgenidir. Demek ki burası 16. Şimdi hemen bir kenarı buluyorum. 8 16 dik üçgen dostlar. Biri diğerinin 2 katıysa neydi hipotenüs? Küçük olanın kök 5 katı 8 kök 5. Eşkenar dörtgenin çevresini istiyor benden. 4 tane 8 kök 5'i istiyor. O da 32 kök 5 yaptı. Hemen geçtik bir sonraki soruya. Evet, 30 görüyoruz. 30, 60, 90 yapacağız demektir. Bir kere paralel kenarda, paralel kenarmış zaten bu. Paralel kenarda karşılıklı açılar eşitti. Buraya da 30 yazalım. O halde şimdi şuradaki Z harfinden buranın 90 olduğunu görmemizlikten gelmeyin. 30, 90, 60'ı da şuraya yapıştırdım. Ve gerisini çözelim şimdi. Burası 12 ise şurası da 12. 30'un karşısı yarısı olacak 6. 60'ın karşısı kök 3 katı olacak da 6 kök 3. Paralel kenarın alanını istiyor. Ben yine tabanını buldum, 8 kök 3. Yüksekliğini zaten 6 diye bulmuştuk. Çarptık, 48 kök 3 geldi. 6. sorumuzun cevabı. Evet, hemen 7 numarayla devam edelim dostlar. Bakalım ne diyor. Paralel kenarmış, oran vermiş bize bir sürü. Hemen bu oranları yerleştirelim. DF'ye, DF'ye 1K, FE'ye de 3K olduğunu söyleyelim. DF'ye 1K, FE'ye 3K. AE ile EB arasında M'ye, AE'de 3 katıymış, 3M oranı varmış. Alan AED. AED dediğimiz alan şurası, 15 birim olarak verilmiş bize. Buna göre DFC'nin alanı, DFC şuradaki alanda bizden isteniyor. Şimdi dostum şu kuralı hatırlayacağım burada. Ya ben şimdi bu yolla çözüyorum ama benim ilk gördüğüm yol bu olduğu için bununla çözüyorum dostlarım. Yoksa birkaç farklı yolla da çözülebilir bu soru arkadaşlar. Yani mesela bir yükseklik indirerek de çözebilirsiniz ama ben şunu fark ettim. Hani şu kuralımız vardı, paralel kenarda çok sık kullanacağız. Paralel kenarın içinde şöyle ardışık iki köşeden karşı iki kenara bir üçgen oluşturursan bu üçgenin alanı tüm paralel kenarın yarısıydı. Ve bakın ben şurada şu üçgeni oluşturdum. Şu D ile C'den inen, yukarıdan inen şu üçgeni gördüm. Bakın D ve C'den E'ye doğru inmiş. Demek ki bu üçgen tüm paralel kenarın yarısı. Bu bir. İki, şu kenarda kalan iki üçgenin alanları da tabanlarıyla doğru orantılı olacak dostum. Yani 3M'ye 15 düştüyse 5 katı, 1M'ye direkt 5 düşecek diyeceksin. Ve 15 ile 5'in toplamı 20. Burası bir yarısıysa
Demek ki şu üçgen bir yarısıysa kalanlar da diğer yarısı olacak. Demek ki şu üçgende toplamı 20 birim olacak dostlar. Ve bakın 4K'lık kenara 20 birim yazdıysam 1K'ya 5 birim yazacağım. 3K'ya 15 birim diye dağılacak. Bize de 5'i soruyordu dostlarım. DFC'nin alanı 5 birim bulduk. Evet, hemen geldik 8 numaraya. Çok güzel bir soru ve yine benim tahmin sorularımdan bir tanesidir. Bakın çok güzel bir yöntem öğreteceğim size. Normalde bunu kural olarak yazarlar. Şimdi kuralı da şöyle bir tanıyalım. Bir köşeden çıkan iki tane doğru karşıki kenarları ikiye bölmüşse şöyle derler. S, 2S, 2S, 3S diye dağılır derler ama ben bu kuralı size ezberletmek istemiyorum dostlarım. Ne yapma, nasıl bulunduğunu göstermek istiyorum size. Çünkü ola ki sınavda şu kenarların tam ortasına düşmez de belki başka 1'e 2 oranında, 2'ye 3 oranında bölebilir. Hepsinin için geçerli kuralı yazacağım. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bir kere şunlara 1K, 1K, şunlara da 1K, 1K, şuraya 2 düştü, şuraya da 2 düştü şeklinde bir yazayım. Şimdi illa KK diye yazmanıza gerek yok bu kuralı yaparken. Buralara KK, buralara MM de diyebilirdim ama çok önemli değil arkadaşlarım. Sadece direkt sayı değeri de verseniz oluyor. Peki hatırlayın, üçgende size şunu öğrettim ben. Şu üçgenin alanına ne yazıyordum? Kenarları çarp. 1 kere 1, 1A. 1 kere 2, 2A. 1 kere 2, 2A şeklinde bakın bunları ne güzel yerleştirdik dostlar. Şimdi gelelim ortadaki bölgeyi bulmaya. Bakın bunu nasıl bulacağım arkadaşlar. Şimdi paralel kenarı boşken bir daha çizeyim. Şurası 2, burası 2 olacakmış. Şimdi şu köşegeni çizdiğimde şu üçgenin alanı 2 kere 2, 4A. 4A'da burası olacağından toplam alan ne çıktı? 8A. Demek ki tüm alan 8. 5'i buradaysa ortaya da ne kalacak? 3A. Evet dostum, şimdi bana tüm alanı yani 8A'yı 32 vermiş bu amca. Demek ki A'yı 4 diyebiliyorum. Bana 3A'yı soruyor. 3 kere 4'ten 12'yi yapıştırdım hemen. Evet geldim 9 numaralı sorumuza. Paralel kenar demiş. Boyalı bölgenin alanını 12 birim vermiş. Buna göre tüm şeklin alanı nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi gelin bakın bunu da şöyle, yine normalde bunun da bir formülü var ama ben yine formülsüz çözeceğim size dostlar. Kelebek üçgenlerden faydalanıp da çözeceğim. Önce şu kuralı hatırlayalım. Bir köşeden karşıki iki kenarın tam ikiye bölünmüş şekilde gidiyorsa dostlar, bu köşegen 3 eşit parçaya bölünüyordu. Bunu bir hatırlayalım. Şimdi şu kelebek üçgenin oranını görün dostlarım. Bakın 1'e 2. Hatta şuradan da görelim. K'ya 2K diye bunları da yazabiliriz. 1'e 2 oranında kelebek üçgenlerin oranı. Demek ki şurası da 1'e 2 şeklinde dağılacak. Bunu da bir söylemiş olalım. Şimdi başka şöyle bir gelelim. Hatta şuraya biz ne diyelim? Şöyle şuradan bir orta taban çizelim arkadaşlarım. Şimdi biliyorum ki şurası A ise, hani S, orta taban nasıl buluyordu? S'e 3S diye bölüyordu değil mi? Demek ki şuranın tamamı 3S olacak. Şu komple hepsi 3S oldu dostlarım şurası. Yani köşegenin üstünde kalan parça 4A alanına sahip oldu. Şurası 3A'ydı. Tüm alan 4A. 4A'da buradan geleceğine göre 4A'da burası olacak. Toplam 8A oldu. Peki burası 4A. 3'e bölünmüş burası kardeşim. 4A bölü 3. 4A bölü 3. 4A bölü 3 dağıldı. Hatta dost bak 1'e 2 oranı vardı. Demek ki şu üçgenin alanı 2'ye 4A bölü 3 düştüyse 1'e yarısı düşecek. 2A bölü 3'dür diyelim. O zaman öğretmenim yine 1'e 2 oranından bu da 2A bölü 3 olur diyelim. Şu üçgen. Hani şu alt taraf neydi? Toplamda 3A'ydı. O zaman 3A'dan ben 2A bölü 3 ile 2A bölü 3, yani 4A bölü 3'ü çıkartırsa 9, 5A bölü 3 kalır şu ortaya. İşte ortayı da bulduk dostlarım. Peki şimdi artık soruyu çözebiliriz hemen. Biz neyi biliyorduk? Boyalı bölgenin alanını, yani 5A bölü 3 ile A'nın toplamını 12 diyebiliyoruz. Hemen düzenleyelim.
3a 8a bölü 3 olur burası. 8a bölü 3 eşittir 12. Hatta 8a eşittir 36. Bize neyi soruyor? Tüm şeklin alanını soruyor dostlarım. Zaten biz tüm şekli kaç a bulmuştuk? 8a bulmuştuk. Oradan da 36 geldi diyebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Aşağıda şekil 1'de ABC'de paralel kenarı biçimindeki kağıt verilmiştir. Kağıt şekil 2'de görüldüğü gibi AC üzerine gelecek biçimde sırayla katlanıyor. ABC'yi 140 vermiş. Şimdi şuradaki açımızın ölçüsü 140. Karşılıklı açılar eşit olduğu için burası da 140. U kuralı gereği şuranın da toplamı ne olacak dostlarım? 40. Çünkü bu ikisinin toplamı 140 olacaktı. Şimdi ben bu paralel kenarı şöyle bir daha açarsam, katlanmadan önceki haline bir döndürürsek bunu. Şöyle bir şekilmiş arkadaşlar bu. Ve bakın şu AK boyunca katlanmış şu AB. Katlanmış B üssü olmuş. Demek ki burası açıortay olacak. Ne demiştik katlama sorularında? Katlama sorusu videolarımı da izleyin arkadaşlarım. Kat çizgisi açıortay olacaktı. E şimdi AL üssü AL boyunca da katlanmış. D noktası D üssüne gelmiş. Demek ki burası da açıortay. Ve şunların toplamı AA, BB. Yani 2A ile 2B'nin toplamını az önce ne söyledim ben şurada? 40 derece. Peki A ile B'nin toplamı ne olur bu durumda? 20 derece. Zaten bana da bakın şuradaki açıyı soruyor değil mi? Şu açıyı. A ile B'nin toplamını soruyor dostlarım. 20 derecedir. Yani cevap Adana'dan gelmiştir diyebiliriz. Evet. 11. sorumuzdayız. Kenan'ın odasının duvara asılı olan çerçeve paralel kenar biçimindeki tablonun D köşesindeki çivi yerinden çıkıp çivi koptuktan sonra tablo B köşesinin yan duvarına çarpıp yine C noktasında çiviyle asılı kalıyor. Tamam, şekil şöyleymiş. Sonra 3'ü vermiş, 5'i vermiş. D üssünün duvara olan uzaklığı nedir diye soruyor. D üssünün şuradaki dik uzaklığını soruyor bize dostlarım. X diyelim. Şimdi paralel kenarda şu kuralı hatırlayacağız arkadaşlar. Paralel kenarın şöyle altından, üstünden olur, sağından, solundan olur. Bir doğru geçtiğinde karşılıklı köşelerden inen, bakın şu köşeyle bu köşeden inen dikliğin toplamı bu köşeyle bu köşeden inen dikliğin toplamına eşittir. Kural buydu dostlar. Şimdi bizim şeklimize bakarsanız A ile C'den şu doğrumuz oldu artık. Duvarın bu kenarı doğru oldu. Bu doğruya inen C ile A'dan inen dikliğin toplamı 3 ile 5'in toplamı. D ile X inmiş D'den. B'den inen dikliğin toplamına eşit ki B zaten direkt doğrunun üstünde olduğu için oradan inen dikliğin uzunluğu 0'dır. O halde 8 eşittir X çıkar. X'i 8 bulduk dostlar. Evet, test 3'ü gömdük. Test 4'ün 1. sorusundayım. Paralel kenar demiş. Orada bir açıortay görüyoruz ki biz açıortay görünce ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Z kuralı arayacaktık soruda. Hemen şu Z kuralını gördüm. Şuraya da çizgili açı dedim. İkizkenardan bu 8, bu da 8'dir dedik. Şimdi dostlar şuradan aşağıya da bir diklik indirelim. Hemen şuradan da bir diklik insin. Ve bakın burada bir 4√3'müş burası da aynı zamanda. Bir Pisagor bağıntısı çıktı. Hemen yapalım Pisagor'umuzu. Aslında 30-60-90'mış bu ama biz yine Pisagor'u görelim. 30-60-90'ı görmedik sayalım. 64 eşittir. 4√3'ün karesi 48 artı şuraya da K diyorum. K'nın karesi olur. 48'i buraya atarsak 16 eşittir. K kare 4 eşittir K bulduk. Demek ki şurası 4. E 6'ydı şuranın toplamı. 2 kaldı buraya. Bakın şuradaki dikdörtgenden de 2 burasıysa X de 2'dir dedim. Geçtim gittim. İkinci sorumuz arkadaşlarım. Şu kuralı hatırlayacağız ikinci soruda. Ardışık iki açının açıortayları arasındaki açı 90 dereceydi. Demek ki bu da açıortay olacak. Peki açıortay varsa ne yapıyordum ben? Z kuralı. Bakın hemen şuradaki Z'yi görün. Demek ki burası da noktalı açı. Şuradaki Z'yi görün. Demek ki burası da çizgili açı.
İkiz kenarları konuşalım. Şunlar ikiz kenarsa 10 burası. Bunlar ikiz kenarsa bu da buna eşit. E burası 10, burası da 10 olacak mecbur. Şunlar karşılıklı kenarlar eşitse bu da 10. Şuraya da 20 kaldı. Ve bakın ortadaki dik üçgen 12, 16, 20 dik üçgeni çıktı Gobel'le. Bize de neyi soruyor bu amca? Tüm paralel kenarın alanı. Hemen ne biliyoruz biz? Şu üçgenin alanını biliyorsam paralel kenarı da biliyorum demektir. Peki üçgenin alanı neydi? Dik kenarları çarp ve 2'ye böl. Bölelim 2'ye 8. 8 kere 12, 96. Şu ortadaki üçgen. Paralel kenar neydi? Bunun hepsinin tamamının yarısıydı değil mi? Şu üçgenin iki katıydı paralel kenar. 96'nın iki katı da 192'dir. Yapıştırdık gitti. Üçüncü sorumuz. Bu sorunun benzerini de çok göreceğiz arkadaşlar. Eşkenar dörtgende de, dik dörtgende de göreceğiz. Ağırlık merkezi yapacağımız bir sorudur. Şimdi dostum, paralel kenarda şu köşegenler birbirini ikiye bölüyordu. Bakın AF üçgenin nesi oldu? Kenar ortayı. DK üçgenin nesi oldu? Kenar ortayı. O halde Edirne noktası kesinlikle ağırlık merkezidir dedim. Hemen şu üçüncü kenar ortayı da ben çizdim. Ve ağırlık merkezinden üç kenar ortay çizilince üçgenin alanı 6 tane eşit parçaya bölünüyordu dostlarım. Şu iki parçayı, boyalı bölgeyi bize 12 vermiş. 6, 6, 6. Her birine 6'yı döşedim. Demek ki burada 6 tane 6 var. Yani 36. O halde burası da 36 olacak. Köşegen çünkü alanı 2'ye bölüyor biliyorum. Tüm alan ne geldi? 72 geldi. Evet, dördüncü soruya bakın. Yine neredeyse aynısız değil mi arkadaşlarım? Şurası 2. Bakın bütün kenar ortay. Bu da kenar ortay. O halde ben DB'yi çizip de üçüncü kenar ortayı da çizdim. K ağırlık merkezi oldu. Şunların her biri 2, 2, 2 oldu ki 6 tane 2 var burada. Yani 12. 12 de burası olacak. Tüm alan ne çıktı? 24. Ama bana tüm alanı sormuyormuş. D, K, B, C. Şurayı soruyormuş dostum. 12 ile bir de şuradaki 2 tane de 2'yi toplayın istiyor. Yani 12, 14, 16'yı soruyormuş bize. 4 numaralı sorumuzun cevabı Edirne'den geldi. Evet, 5 numaradayız arkadaşlar. Bakın bize neyi soruyor? E ve V bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Tüm şeklin alanını soruyor bize. Hatırlarsanız bunun benzerini şöyle çözmüştük arkadaşlar. Şuna A demiştik. Şuna 2A, şuna 2A, şuna da 3A olduğunu söylemiştik. Ve bunun nasıl geldiğini, pratik bir yöntem olduğunu ispatlamıştım bir önceki testteki bir soruda. Şimdi hemen 3A'yı bulabiliyoruz. Bakın arkadaşlar, şuradaki üçgenin alanını biz dik üçgen olduğu için 3 çarpı 5 bölü 2'den 15 bölü 2 diyebiliyoruz. Ne bu? 3A. 3A eşittir 15 bölü 2. Hemen 3'e bölelim. 3'e bölelim 5. Demek ki A 5 bölü 2. Benden ne istiyor? Tüm şeklin alanını, yani 8A'yı istiyor. 8 ile çarparsam 8 kere 5 40 bölü 2'den 20'yi paketlerim. Evet, 6. sorudayım dostlar. Paralel kenar L ve M bulundukları kenarların orta noktalarıdır diyor. Boyalı bölgelerin alanları toplamı verilmiş bize arkadaşlarım. Alan A, B, C, D nedir diye de bir soru sormuş. Şimdi yine çok benzerini yaptığımız bir soru. Bakın şuna A dersek buna da A. Şuna B dersek buna da B diyeceğimizi biliyoruz artık dostlar. Peki A ile B'nin toplamının 12 olduğunu biliyorsam ben 2A ile 2B'nin toplamı şurası, yani 24 yapar. E burası 24 ise 24 de burası gelecek. Tüm alan ne çıktı? 48 çıktı. Gayet kolay bir soru oldu bizim için artık bu. Evet. 4 numaralı testin 7. sorusundayız arkadaşlar. Hemen bakalım ne diyor. ABC'de paralel kenar, orta noktalar verilmiş. Boyalı bölgenin alanı 25 ise tüm şeklin alanı nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi ilk önce kelebekten hareket edelim. Bakın şuraya K, K, buraya da 2K dersem şu kelebeği gördüğünüz an soruyu da çözdünüz sayın arkadaşlarım. Bakın şurada bir kelebek var. 1'e 2. Demek ki şurası 1, şurası da 2 olacak dostlarım. Şimdi bize şuranın alanında 25 vermiş. Bak ne yapıyorum dostlar. Şurası benzerlikten 2 bölü
3 benzerlik oranına sahip, değil mi? Şu benzerlik oranını yazıyorum. Klasik benzerlik oranı. 2 bölü 3 benzerlik oranları. Peki bunun karesi 4 bölü 9'da alanlarının oranı olacak. Yani şuraya 4a dersen tamamı bu üçgenin 9a olacak. Şuraya 5a kaldı. Ve ben 5a'yı ne diyebiliyorum? 25. A ne çıkar bu durumda? 5. A 5 ise 4a ne olur? 20. Şurası 20 geldi bakın. Peki bu da şu köşegeni 3 parçaya bölüyordu. O halde bu da 20, bu da 20. Yani köşegenin alt tarafı oldu 60, üst tarafı da 60, tüm alanı oldu 120. Evet, 8. soru. Artık birçok defa yaptık bu sorudan dostlar. Ne diyor? Boyalı alanlar toplamı 21. Önce bir şunu yapalım. Şimdi buraya A dersek bunlar orta nokta mı? Evet. Orta noktaysa hani orta taban muhabbeti S, 3S, 5S diye gidiyordu ya. Demek ki şu üçgenin alanı 3A. Bunu yazdım. Peki köşegenin altında 4A kaldı. Üstünde de 4A kalacak. Yine biliyorum ki şu köşegen 3 parçaya bölünmüştü. Demek ki 4A bölü 3. 4A bölü 3. 4A bölü 3 oldu. Ve bize de ne diyor? Boyalı bölgelerin alanları toplamı, yani 4A bölü 3 ile A'nın toplamı ne yapar bu da? 3A, 7A bölü 3 eşittir 21'dir diyor. 7'ye böldüm, 7'ye böldüm 3. 3 ile de 3'ü çarptım. A'yı 9 buldum. Benden tüm şeklin alanını, yani 8A'yı istiyor dostlarım. 8 tane 9 dedim gobeller. 72'yi paketledim hemen. 9. sorumuz. DE eşittir EC'nin 2 katıymış. Önce şunu bir gösterelim. K'ya 2K olduğunu yazalım. Kardeşim bak, şu yükseklik şuradaki AE kenarı bilindiği için AE'ye inen yüksekliktir. Yani şu üçgenin 6 kenarına, 6. kenarına ait yüksekliktir ki dostlarım, taban çarpı yükseklik, yani 6 çarpı 2 bölü 2'den bu üçgenin alanını 6 bulurum ben. Ve derim ki K'ya 6 düştüyse 2K'ya 12 düşer. Köşegen alanı 2'ye böleceği için 18 buradaysa 18 de burasıdır. Toplam 36 olur diyebiliriz dostlarım. Evet, 10. sorumuz. Paralel kenar biçimindeki kağıt KN ve LM boyunca kesilip 3 parçaya ayrılıyor. İşte gördük 3 parçayı. Dörtgenlerin alanları sırasıyla aşağıdakilerden hangisiyle orantılıdır diye bir soru sormuş. Hemen bulmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi bunların üçü de galiba yamuk, gördüğüm kadarıyla. Yamuk şekilleri bunlar. Hemen şöyle yapalım. Şurası kaç birim? 1, 2, 3. Burası 1, 2, 3, 4 birim. Şuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 birim burası. 1, 2, 3, 4, 5 birim de bunun burası. Şuna bakıyorum, 1, 2, 3 birim. Şuna bakıyorum, 1, 2, 3, 4 birim de burası. Şimdi şunun alanı yamuk şeklidir bu arkadaşlar. Hemen alt taban artı üst taban, yani 7 bölü 2 çarpı yükseklik diyorum ki dostlar, bunların yüksekliği paralel kenarın içlerinde olduğu için üçünün de yüksekliğine aynı yükseklik diyebilirim. Her birine H diyeceğim ben. H'ı yazdım buraya. Şimdi geldim şunun alanını bulmaya dostlar. Hemen bunun da alanı alt taban artı üst taban 10 bölü 2 5 çarpı yükseklik 5H. Şunun alanı yine bakın bununla aynı olduğu için bu da 7H bölü 2'dir diyebiliriz dostlarım. Hatta hepsini 2 ile çarpalım, daha güzel bölülerden kurtulalım. Bu 7H olur, bu 10H olur, bu da 7H olur diyebilirsiniz ki. Ve bakın ne çıktı? 7, 10, 7. 7, 10, 7. Denizli şıkkındaki cevabımız geldi. Geldik 11 numaraya. ABCD paralel kenarında E ve F bulundukları kenarların orta noktalarıdır diyor. Tamam. C köşesiyle çakışacak şekilde AE ve AF doğruları boyunca katlanıyor. AC köşegen uzunluğu 12'dir. Şimdi bakın. Ne yapıyorum dostlarım bir kere? Öncelikle şu şekli katlanmadan önceki haline bir açalım biz isterseniz. Şöyle bir şekildi bu arkadaşlar. Şunu da şöyle bir açalım. Şöyle bir paralel kenardı bu. Şimdi AC 12 birimmiş. Katlanmadan önce neresiydi bu AC? Şuradaki AB'ydi arkadaşlarım. O zaman AB de 12.
Ve kat çizgisi her zaman açıortaydı. Burası açıortay. Bakın ikizkenar üçgen çıktı. Açıortay aynı zamanda yükseklik olacak. Aynı zamanda kenarortay olacak. Yani 6, 6 diye bölecek burayı. Şimdi aynı muhabbeti burada da yapıyorum. AF boyunca katlandığı için AF açıortaydır. 12 ise katlanmadan önce de 12 idi. Burası kenarortay oldu. 6, 6. Meğersem bu şekil bir eşkenar dörtgenmiş dostlar. Şimdi bize de neyi soruyor? Paralel kenarı yani ABCD eşkenar dörtgeninin alanını soruyor bize artık. Hemen şuradan bulalım. Şimdi 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısıdır 6 olan. Demek ki burası 60, karşısı 6 kök 3. Arkadaşlar bakın yüksekliğini 6 kök 3 buldum. Tabanını da 12 diyebiliyorum. 6 kök 3 çarpı 12. Ne yapar o da? 72 kök 3 yapar. Yani cevabım Edirne'den gelir diyebiliriz dostum. Evet arkadaşlar, şimdi bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda bir iki şey daha çözeriz. İki test daha çözeriz. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Evde kalın.